Tabii açık açık bir çok insan söylemekten çekinmiyor ama çekinmenin alemi yok. Çünkü İslam'da kimse dokunulmaz değil. Yani şimdi milletvekili dokunulmazlığı gibi, bilmem ne gibi filan, Şia'nın masum imamları gibi filan değil yani bizim anlayışımıza göre. Kur'an'da herkes eleştirilir, herkes yanlış yapar. Peygamber de dahil. Ama onun yanlışını biz insanlar düzeltemeyiz. Allah düzeltir. Ne kadar dünyevi bir şey yani hurmayı aşılamayı bilemez de aşılamayı bilen birisi ona der ki ya Resulallah öyle değil böyle aşılanacak der. Ya zaten ondan iyi hurma aşılamayı bilmek de peygamberliğin kusuru değil. Çünkü peygamberler aşıcı filan olarak gönderilmiş insanlar değiller yani. Değil. Ama dinde de yanlış yapabilirler, yanılır. İnsandır çünkü duygusallığı o tutar. Herhangi bir zaaf gösterebilir yani. O zaafın sonucu yanılır. Yanılınca da yanlış yapar. Yanlışını Allah da düzeltir. Çünkü bunların yanlışı önemli. Bizim yanlışlarımız gibi değil. Nihai olarak peygamberlerden sadır olan yanlış veya doğrular insanlar için dinleri açısından şey bir ölçü baz olarak alınıyor. Yani bakıyorsun mesela bir gün peygamber alıştıklarından farklı namaz kılmış. Farklı derken rekat sayısı bakımından farklı. Mesela 4 rekat hep kılıp durduğu öğlen namazında 2 rekatla selam vermiş. Örneğin anlatılıyor bunu. Hemen arkasında arkadaşlar demişler ya Resulullah namaz değişti mi? O da demiş hayırdır niye sordunuz? Demişler iki rekatta selam verdin ya Resulallah onun için. Demek ki unutmuş peygamber. Demiş ki hayır değişmedi. Ben demiş yanlış yaptım. Şimdi iki rekat daha kılalım ve tamamlayalım. Ben 4 rekat kıldık zannıyla iki rekatta selam verdim. Yani bile bile yapmış değilim. Demiş değişmiş de. Demek peygamber de yanmış. Yani yanılmış böyle rivayetler var. Ama düzeltir yani kimi yanlışlarını kullar düzeltir. Kul da nasıl yanlış yaptın diye sormuyor dikkat edersen. Allah'ın elçisi olduğu için diyorlar namaz değişti mi ya Resulullah? O da diyor hayırdır niye sordunuz? Yani durup dururken çünkü o herhangi bir farklılık ve farklılığın farkında değil. Yani diyorlar siz iki rekatta selam verdiniz. Yani namazda 4 rekatlık hep öyle kıldıkları. O zaman diyor ki ben yanılarak öyle yapmışım. Öyleyse iki daha kılıp tamamlayalım. Yani böylece peygamberi diğer Müslümanların düzelttiği de oluyor. Tabii ki asıl düzeltici de Allah-u Teala. Yani diğerlerinin müdahale edemeyecek boyuttaki yanlışlar için de Allah araya girip düzeltiyor. Çünkü peygamberden görülen şeyler din olarak alınıyor. Din olarak hayata geçiriliyor, din olarak yaşanıyor. Dolayısıyla bir yanlışın din haline gelmesi ve insanlar tarafından genel kabul görülüp yapılması dinin yanlış anlaşılıp yanlış uygulanması anlamına gelir. Böyle olmasını da Allah göz yummaz. Onun için Allah'ın elçisini düzeltmesi söz konusu.